Evet sayın seyirciler, Köy TV ekibi olarak yeni bir sudanması programıyla tekrar karşınızdayız. Bu çektiğimiz 4. bölümümüz. Neredeyiz, Niğde'deyiz. Konaklı kasabasındayız. Biliyorsunuz sudanması programını, projesini yüzeak yağmurlama sistemleri firmasıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Amacımız şu, özellikle her programda ısrarla altını çizdiğimiz bir konu var. Su çok kıymetli, artık dünyada su savaşları çıkıyor. Tarım için de olmazsa olmaz su. Dolayısıyla sulamadaki yeni teknolojileri, yeni gelişmeleri sizlere aktarmak için buradayız. Bu konuda da gerçekten sektörde önemli çözümler üreten bir firma, Yüzeak firması. Onun bu sene sahneye sürdüğü Midi Gezgin makinesinin buradaki çalışma demosunu size için ekrana getireceğiz. Bu bölgede daha önce yağmurlama ve damlama sistemiyle yapılan bir sulama sistemi vardı. Bu makine burada yeni giriyor. Denemesi demos ekrana getirilecek. Kullanan çiftçilerimiz var. Arasındaki farklar neler? Bunların hepsini sizler için ekrana getireceğiz. Tabii bu bölümde de yine Yüzeak firmasından yanımızda Sayın İlker Bengi Bey var. İlker Bey ile başlayacağız. Onun yanında yine bu bölgede Kadir Ulu Bey var. Yüzeak firmasının bölgedeki. Onunla beraber bölgeyi konuşacağız. Ve burada demoyu yapacağız. En sonunda yine çiftçilerimiz var. Çiftçilerimizle de program bittikten sonra, demo uygulama bittikten sonra kendilerinden görüşlerini alacağız. İlker Bey, öncelikle tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Niğde'ye. Şimdi Urfa'dan sonra Niğde'de beraberiz. Evet. Burayla ilgili, burada yapacağımız işle ilgili, genel manada makineyle ilgili sizden bir bilgi almak isteriz. Şimdi neredeyiz? Niğde'nin Konaklı kasabasındayız. Evet. Niye burada? Kadir Bey, Kadir Ulu Bey bizle irtibata geçti daha önce. Dedi ki ben bölgede bir mısır yetiştiricisiyim. Mısırlarımı yağmurlama, damlama, çeşitli tekniklerle suluyorum. Sizin gezgin midinizi gördüm. Bununla ilgili bir deneme yapıp ben makineyi görmek istiyorum dedi. Biz dedik tabii ki hay biz makineyi getirelim. Siz görün, uygulayın. Pompalarınız yeterli mi? Borunuz yeterli mi? Makinenin kullanım avantajları ne? Dezavantajları ne? Yağmurlamaya veya diğer damlama sulama sistemine göre farklar nelerdir? Bunları dedik kendiniz görün. Kararınızı kendiniz verin. O yüzden geldik. Kadir Bey zaten bölgenin tanınan önder çiftçilerinden bir tanesi. Kendisi mısır yetiştiriyor. Aynı zamanda slash paketleme işi yapıyor. Patates yetiştiricisi. Yani tarıma tüm alanlardan hakim bir çiftçi. O yüzden kendisi bizle irtibata geçince biz de hemen atladık. Arabamıza koyduk makineyi. Tarlasına geldik. Evet. Peki biraz da makineden bahsedelim. Tabii diğer programlarda anlattık ama her programda anlatmakta bunun fayda var. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Biz normalde bunu motorla buraya aldık ama bir motosikletin hatta bisikletin arkasında da gelebiliyor. Bir tarlaya girişinden kurulumuna kadar, kurulum aşamalarını biraz sonra siz anlatacaksınız. Çekim olarak ekrana getireceğiz. Onları anlatmanızı rica ediyorum. Tabii en önemli sorulardan bir tanesi homojen sulamada bu noktaya attığı su ile uzak noktaya attığı su arasındaki farklar. Bir de özellikle bununla sulananla diğer sulama sistemi arasındaki farklar. Genel manada makineyi sizden bir anlatmanızı rica ediyorum. Tamamdır. Şimdi makinenin taşınması ile ilgili Türkiye'de tüm çiftçiler traktöre sahip. Traktörle taşınıyor. Fakat dün Edirne Oğulpaşa'da yaptığınız çekimlerde gördüğünüz 125 cc'lik hani scooter diye adlandırdığımız küçük motosikletin arkasına bir çekik ancası yapılmış. Makine oraya bağlanıp çiftlikten tarlaya götürülüyor. Bunu yurt dışı örneklerinde çiftçiler genelde ATV'lere sahip oldukları için ATV'lerle yapıyorlar bu taşıma işlemini. Ama biz de ATV yerine motor aldığı için normal 125'lik, 150'lik bir tane motosikletle bile bu taşıma işlemi yani rahatlıkla yapılabilir. Yani her tarlaya çok rahat götürülebiliyor. Kesinlikle evet. Çok rahat. Yani zaten makineyi tutup elle bile çekebiliyorsunuz. Tabii mesafe uzak olduğu için bu yoracaktır sizi. O yüzden böyle bir motorlu taşıttan destek alınabilir. Ya da küçük bir traktörle de taşınabiliyor. Yani evet. Diğer tamburlu makineler gibi, devasa makineler gibi devasa traktörlere ihtiyacınız yok bu makineleri taşımak için. Yani bu makine battığında elle çıkartabiliyorsunuz. Yerleri gibi vinç çağırmanıza gerek yok. 80-100 beygirlik bir traktörünüzün olmasına gerek yok. Çiftlikten bunu buraya getirebilmek için. Ya da battığında yerinden hareket edebilmek için. Zaten makine tamburuyla birlikte yaklaşık 250 kilogram civarında. Zaten şu an 6 tane tekerlek var üzerinde. Bu tekerlekler de çok rahat bir şekilde her türlü yol koşulunda hareket edebiliyor. Evet. Çalışma sisteminden bahsedelim. Çalışma sistemi... Pompanın bastığı suyun basıncıyla hareket eden mekanik otomasyon diyebileceğimiz bir makine. Pompa suyu basıyor. Su hortum vasıtasıyla buradan makinenin içine giriyor. Orada bir türbin var. Türbini döndürüyor. Türbin gücü şanzımana. Şanzımandan da çelik halat sarma tamburuna aktarılıyor. Çelik halat sarma tamburu makinenin 200 metrelik çelik halatını ya sizin belirlediğiniz bir hızda sararak makinenin sıfır noktasından 200. metreye
hareket etmesini yani sağlıyor. Yani 200 metrelik bir alanda yürüyor makinemiz. Evet. Peki ne kadar bir alana etki ediyor? Şimdi bu sulaması? Kullanılan pompanın gücüne bağlı. Çünkü tabanca ile birlikte yanında 5 tane meme geliyor. Bu memelerde işte örnek veriyorum 20 ton suyunuz, 4 bar basıncınız varsa işte 16'lık memeye takıyorsunuz. 30 ton suyunuz varsa 18'lik ya da 20'lik memeye geçiyorsunuz. Dolayısıyla yani şunu diyebiliriz. 15 ton ile 40 ton arasındaki tüm debilerde bu makine çalışabilir. Demin hani bir soru sormuşsunuz ya. Homojenite nedir bu makine diye. Hatırlıyorsanız Urfa'da bizim tabancalarımızın Amerika'da yapılan CIT test sonuçlarından bahsetmiştim. Biz bu sonuçlarda %85, %87'lere kadar bir verimlilik yakalıyoruz. Onunla bunun farkı şu ancak. Orada tabancalar sabit. Yani hareket etmiyor. Durduğu yerden kendi ekseninde 360 derece dönerek dibinden suyun düştüğü son noktaya kadar sulama yapıyor. Dolayısıyla orada homojenite çok önemli. Ama zaten biz tabancalarımızda %80 üzerinde bir homojenite yakalıyoruz. Bunda niye önemli değil? Şimdi bu makine hareketli bir makine. Kurduğunuz noktadan 200. metreye kadar gidiyor ya. Hani yarım daire şeklinde sulama yaptığı için. Şimdi örneğin burasını suladı, makine hareket etti, bir geri suladı. Bir daha hareket etti, bir geri suladı. Zaten otomatik olarak yani su dağılımı... Eşit dağıtabiliyor. Evet, su dağılımı en kötü tabancayı daha iyi kullansanız sistemi gereği %100 homojenite yakalanıyor. Ama zaten dediğim gibi biz tabancalarımızda sabit ve çalışırsanız %80 değerlerini çok rahat yakalayabiliyoruz. Evet. O yüzden su dağılımı ile ilgili kimsenin hiçbir endişe duymasına gerek yok. Evet. Bir de tabii İlke Bey şunu soracağım ben. Biraz sonra Kadir abiye de geçeceğim de. Özellikle burada bir içilik gücünden ciddi bir katkısı var çiftçimize. Bunu anlatmanızı rica ediyorum. Bunun yanında da yedek parça ve servisle ilgili. Çünkü Urfa'da da bunu yaşadık. Farklı bir marka söylemeyelim dedi. Ben onu kullanıyordum. Ya bir parça bozuldu. Tarlada kaldım. Dolayısıyla sıkıntı yaşadım. Şimdi çiftçi çalıştığı sezon kısıttı. Evet. Bu konuda durumunuz nedir? Yedek parça ve servisle ilgili. Şimdi şöyle öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Gezgin miydi? Bu sezonun başında çıktı. Geçen yıl Eylül ayıydı. Karaevli Fuarı'nda ilk teşhirimizi yaptık. İlk makinamızı sattık. O günden bugüne bir yıl geçti. Bu bir yıllık zaman zarfında yaklaşık 50 tane iç pazarda makine satıldı. Şu ana kadar hiçbir arıza yaşamadık bir sezon boyunca. Hiç arıza yaşamadık. Arıza yaşanmasında ne oluyor? Bir tane bir çiftçimizin Afyon Dinar'da çelik halatı koptu. Bize telefon etti, hemen kargoyla gönderdik. Ertesi gün elindeydi. Zaten çelik halat kendi rahatlıkla takabileceği bir şey olduğu için. Bunun dışında çiftçinin müdahale edemeyeceği, teknik ekibin müdahalesinin gerektiği konularda ne yapıyoruz? Teknik ekibimiz hazır. Arıza küçükse çantasını alıyor, uçağa biniyor. Bir gün içinde orada. Daha büyük bir arızaysa arıza müdahale araçlarımızın içinde zaten her türlü yedek parça donanım var. Makineye gidip yerinde tamir edip geri dönüyoruz. Zaman varsa çiftçimize gönderiyor. Çünkü gezgin midenin en büyük avantajı biz bunun sevkiyatının %70'ini kargo aracıyla yapıyoruz. İki tane paletin üzerine koyuyoruz, gönderiyoruz. Çiftçi açıyor, kullanıyor. Çünkü kurulumu hazır bir makine. Yani makine size ulaştığında çalışır hale getirmek için bir müdahaleniz gerekmiyor. Sadece traktörün arkasına bağlayıp tarlaya getirmeniz gerekiyor. Yani bu da bu makinenin en büyük avantajlarından bir tanesi. Bir örnek veriyorum. Yani olmaz, biz zaten geliyoruz ama varsayım olarak makine bozuldu. Şurasını söker, bunu çıkartır. Kargoya verir, bir gün sonra biz de yaparız, bir gün sonra geri göndeririz. Çok yoğun bir sezonda ekibin hızlı müdahale edemeyeceğini düşünürsek eğer, ki bu da çok düşük bir ihtimal. Evet, içlikten de biraz bahsedelim isterseniz. İçlikten şimdi ne dedik, burada Kadir Bey'in misafiriyiz. Demin bahsettim, Kadir Bey'in hemen arkamızda bir hayvan çiftliği var. Yonca ekiyor, yem bitkileri ekiyor, patates yetiştiriyor, mısır yetiştiriyor, buğday yetiştiriyor, mısır sılajı paketliyor. Ondan sonra ayrıca da patates tüccarı. Maşallah şey yapıyor. Evet, belki. Halde dükkanı var. Yurt dışına ihracat yapıyor. Kadir Bey için önemli olan şey ne? Zaman. Zaman. Kadir Bey boşa zaman harcayamaz. Yani bu onun işi de olsa burada normalde gerektiğinden bir saat daha fazla zaman harcaması diğer işlerinden maddi ve zaman anlamında ona çok büyük kayıplara sebep olacaktır. Kadir Bey'in böyle bir makine sonunda Kadir Bey ne yapıyor? Uygun saatine geliyor, traktörün arkasına bağlıyor, kuruyor, makinenin hızını ayarlıyor. Nedir? Saatte 20 metre örneğin. Makine kaç metre hareket edecek? 200 metre. 200 metre 20 metre hızlı hareket ederse 10 saat sonra makinenin iş bitecek. Şu an saat kaç? 2. Kaçta biter? 12. Kadir Bey geldi. 20 dakikada makineyi kurdu. Çalıştırdı gitti. Kadir Bey 12'ye kadar serbest arttık. 12'de işi bittiğinde gelir. Makine zaten sonra geldiğinde otomatik durmuş olacak. Sulamaya devam edecek. Kadir Bey 1 saat geciksin. 2 saat geciksin. Bir sıkıntı yok. Makine hareketini bitirmiş. Bulunduğu alanda sulama yapmaya devam ediyor olacak onun geldiği saatte. Gelecek traktörün arkasına takacak. Bir sonraki operasyonu hareket edecek. Yine 15 dakikasını ayırıp çalıştırıp
O aradaki 10 saatlik zamanı artık çalışarak mı, dinlenerek mi, uyurarak mı geçirir? Orası Kadir Bey'e kalmış ki çok uyumaya zamanı yok anlattığı kadarıyla. Evet. O yüzden Kadir Bey ve bunun gibi çiftçilerin tamamı için önemli olan şey zaman. Bu makine size ne kazandıracak? Zaman, iş gücünde azalma, adama bağımlılığı ortadan kaldıracak. Peki teşekkür ederim. Şimdi biraz sonra siz aşama aşama anlatacaksınız. En sonunda yine burada sizle beraber, çiftçilerimizle beraber olacağız. Ben şimdi mikrofonu Kadir Bey'e uzatmak istiyorum. Kadir Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sizleri önce bir tanımak isteriz. Niğde Konaklı Kasabası üreticilerinden Kadir Ulu. Biz zamana yetişemiyoruz. Damlama sulama sistemleriyle sulamamızı yapıyoruz. Ama kurulum esnasında bizim 25 gün gibi bir kaybımız oldu. 25 günde biz bu kaybı toparlamak kolay değil. Zamana yaydık işimizi, diğer mahsullerimizi bıraktık. Bu işi yapmak zorundaydık. Sulamasak yanacak mahsulümüz, bizim burada su her şeyin canı, biliyorsunuz. Evet. İnsan ister istemez bir arayış içine giriyor. Acaba ben bunu, zamanı, işçiliği nasıl düşürürüm? Biz de araştırdık. Sağ olsun Yüzak firmasına baktım, seyrettim. Hoşuma gitti. İlker Bey'i davet ettim. Biz de bir canlı görelim, acaba internette gördüğümüz gibi mi, nasıl bu makine? Sağ olsunlar kırmadılar, geldiler. Biz de çalıştıracağız, bir görelim ne olacak. Yani yetiştiriyoruz ama maliyetler bize çok yüksek. Evet. Burada biz şu anda denemesini yapacağız. Canlı gözle göreceğiz. İnşallah göreceğiz. Bakalım ne yapabilecek Yüzak bize. Evet. Peki genel manada bu bölgeyle ilgili biraz bilgi alalım sizden, önde bir çiftçiniz. Genel manayla bizim... Çiftçinin durumu nedir? Nasıl gidiyor işler, keyifler? Genel manayla bizim çiftçimizin çoğunluğu patates. Patates, buğday. Bu sene biraz değişiklik yaptık. Tabii çeşit arayışına girdik. Çiftçi geçen sene patatesden... Patates para etmeyince. Patates para etmeyince çok zarar ettik. Sıkıntı yaşıyoruz. Halen daha 12 ay yani tamamlamamız lazım o açığı kapatmamız için. Ki sene nasıl gelecek? Böyle gelirse yine sıkıntılı. Buğdaylarımızı hasat ettik. Şükürler olsun. Yani iyi yani, sıkıntı var biraz ama gene de iyi. Fasulye ekildi. Biraz daha fasulyeye yoğunlaşma var. Patates yetişiyor. İnşallah o da bu sene iyi olur. Çiftçimiz umutlu. Umut ediyoruz. Umudumuz var. Hatta umudumuzu kaybetme gibi bir şansımız yok. Her sene daha iyi, daha iyi bir şeyler yapalım, kazanalım. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz daha rahat etsin. Biz de bu sene paketleme yaptık. Mısır'a yöneldik. Bakalım. Araştırma içindeyiz. İnşallah yem bitkilerine köyümüzü biraz daha döndürme çabası içindeyiz. Yoncamızı ektik. Mısırlarımızı ektik. Şu an 450 dekar gibi mısırımız var. Durumu güzel duruyor. Damlamayla suladık bugüne kadar. Dediğim gibi İlker Bey'i de davet ettik. Yüzak'ı bir görelim. İnşallah. İnşallah görürsek güzel olacak inşallah. Güzel olacak inşallah. Peki teşekkür ederim. Şimdi inşallah hep beraber bunu da denemesini yapacağız. Şimdi sayın seyirciler, biz anonslarımızı yaptık. İlk görüşleri aldık. Biraz sonra İlker Bey burada makineyi bütün kurulum aşamasından en son sulamaya kadar detaylarıyla size anlatacak. Ondan sonra da buradaki çiftçilerimizle beraber, Kadir Bey'le beraber, Kadir Bey de burada makineyi ilk defa görüyor ve canlı olarak denemesini yapacak. Onunla denemesini yaptıktan sonra en son burada makineyi nasıl buldular, buradaki çalışma sistemini sizler için su damlası programında ekrana getireceğiz. Evet, şimdi makinamızın kurulumunu gösteriyoruz. İlk operasyonumuz, ilk hareketimiz, makinenin üzerinde çelik halat tamburunda bir tane pin var. Bunu çıkartıp çelik halatı şanzımandan bağımsız bir şekilde hareket eder hale getiriyoruz. Yani herhangi bir motorlu taşıtın vitesini boşalmak gibi düşünün. Boşaldıktan sonra çalıştıracağız. İkinci hareketimiz, çelik halatımızı çekip traktörümüzün arkasına bağlıyoruz. Bununla birlikte hortumun da ucunu yine aynı şekilde şimdi traktörümüz 100. metredeki su kaynağına gidecek. Suyu bağlayacağız. Ardından 200. metreye gidip çelik halatımızı sabitleyeceğiz.
Evet, şimdi 100. metreye su kaynağımızın olduğu yere doğru geldik. Ortamımızı söktük. Ana su kaynağımıza bağlıyoruz. Bu boru pompadan tarlaya gelen su borusu. Şimdi traktörümüz 200. metreye gidip çelik halatı oraya sabitleyeceğiz. Evet, şimdi 200. metreye geldik. Çelik halatımızı sabitledik. Makine sıfır noktasından çelik halatın olduğu yere kadar 200 metre boyunca sulama yaparak ilerleyecek. Evet, şimdi ne yaptık? Traktörümüzün arkasına hortumuzu, çelik halatımızı bağladık. Traktör önce 100. metredeki su kaynağını hareket etti. Makinamızın hortumunu su kaynağımıza bağladık. Ardından 200. metreye gidip kaza çelik halatımızı sabitledik. Sonra geri geldik. Burada demin çıkardığımız makineyi boş konumuna alan pimimizi makinamıza takıp makineyi vites konumuna getiriyoruz. Kapağımızı kapattık. Hortumumuzun diğer ucunu da alıp makinamızın girişine taktık. Şu an 5 bar basınç girdi makineye. Tabanca altında 4 bar basınç var. Makine çalıştırma ovanımız sıfırda, yani bu boş konumunda. Bırakmaksız yağış miktarına göre makinenin hızını ayarlamak için bunu değişik hızlarda ayarlıyorsunuz. Şu an ben en yüksek hızı aldım. Şanzıman hareket etmeye başladı. Çelik halatı sarıyor. Makine 200 metre boyunca hareket edecek. Hareketi verdin mi? Verdim abi. Şu an çelik halatı sarmaya başladı. Aynen. İleri doğru başladı. Evet. Su gücüyle abi. Seyirciler, bir su damlası programının daha sonuna geldik. Başladan anlattığım üzere bugün Niğde'deki Güzak Makine'nin Midi Gezgin makinesinin buradaki demosunu sizler için ekrana getirdik. Başta bir söyleşi yapmıştık. Şimdi demoyu çektik. Arkadaşlar detaylarıyla ekrana getirdiler. Şimdi demonun sonunda buradaki çiftçilerimizin ve İlker Bey'in görüşünü alacağız. Öncelikle ben İlker Bey'le başlamak istiyorum. Evet İlker Bey, bu demomuzun da sonuna geldik. Neler söylesiniz? Bu demomuzun sonuna geldik. Ne yaptık? Burada Kadir Bey ve gelen diğer bölge çiftçilerine makinenin nasıl kurulacağını anlattık. Makine çalışırken o sıradaki makinenin sulama için gereklilikleri nelerdir? Onları anlattık. Bırakmak istediğiniz yağış miktarına göre neler yapmanız gerekiyor? Makinenin fiyatı. Tüm teknik bilgileri verdik. Kadir Bey de kendisi izledi. Programın başında da söylediğim gibi Kadir Bey makine kullanıcısı değil. Bu alanı damlamayla sulayan biri. Bize telefon etti, makineyi merak ediyorum, görmek istiyorum dedi. Biz de makinemizi getirdik. Kadir Bey bize görüşlerini anlatacak. Şimdi asıl o zaman mikrofonu biz Kadir Bey'e verelim. Kesinlikle. Evet. Kadir abi, senin tekrar yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi makineyi gördük. Daha önce yağmurlama ve damlamayla bu işi yapıyordun. Şimdi tabii firmalar malını satmak için her türlü şeyi söyler, benim makinem iyidir falan, ama asıl söz sahibi sensin, çiftçi. Tabii asıl söz abi? Sahibi çiftçi. Evet. Şimdi sağ olsun arkadaşlarımızı çağırdık, geldiler. Biz de merak olduğu için bu çiftçiliğe biz gönlümüzü verdik hepimiz. Daha şekilde nasıl para kazanırız biz? Nasıl para kazanma derdindeyiz. Şimdi dedik zamanımız dar. Çalıştığımız alan geniş. Makineyi gördük. Makinenin kendi midi. Ama yaptığı iş gerçekten
büyük bir iş yapıyor. Büyük bir pivotun yaptığı işlemi, daha büyüğünü yaptı şu an, benim gözümü doyurdu. Ben damlamayla sulamaya yaparken 25 gün bu damlamaları kurmaya uğraştık biz. Artı 25 günde bunun toplaması var. Artı ben bu damlamayı bir yıl daha belki verimli bir şekilde kullanırım. Şimdi makineyi gördüm. 10 dakikada kurulumunu yaptık. Çalıştırdık. Güzel suluyor. Müdahalemiz yok. İşçiliğe, adama ihtiyaç yok. Bir de özellikle böyle yol olduğu zaman iş biraz daha farklı değil mi? Şimdi Cemil Bey, biz bu yolu zaten makine için düşünmemiştik. Mısırları havalandırma amacıyla bıraktığımız için. Bu şart. Bu mısır için bu havalandırma yolları şart. Ama tabii bazı yerde kendi aramızda düşündüğümüz zaman işte şuradan bu kadar tonajım işte yok gibi düşünsek de biz Koçan boylarından yani bu yolun şart olduğunu ben kendim görüyorum. Ki makinamızın da öyle bir artı maliyeti yok. Bu yolu bırakalım da biz verim düşer, öyle bir şeyimiz yok. Benim gözümü doyurdu. İnşallah yeni seneye tarlamda yani kendi alanlarımda en az bir 5-6 tanesi çalışacak bu makinenin. İnşallah. Sulaması çok güzel. Boşluk kalmıyor. Daha bundan fazla ne isteyebiliriz ki yani? Evet. Yani suyu zaten suyumuz çok değerli. Gün geçtikçe sularımız düşüyor. Evet. Onu eşit kullanıyor. Onu eşit kullanıyor. Çok da güzel bir dağıtım oldu. Sulama çok güzel oldu. Toprağımız da doydu. Bizim gözümüz de doydu. Peki, teşekkür ederim. Abi, ben de teşekkür ederim. Evet abi. Söyleyeceğim. Buyur, Konak Kasabası çiftçilerinden Kadir Urlu. Kadir abi. Buyur canım. İkinci Kadir abi. Evet. Sen de makineyi gördün abi, ne diyorsun? Gördüm. Arkadaşımız Kadir'in dediyse gözümüze hitap etti. Kullanımı kolay ve şartlara uygun bir makina. Maliyetleri biraz daha aşağı çekersek bize göre daha güzel olacak. O işleri patrona düşüyor, hallederler onları. Orasını biz bilmiyoruz. Evet. Biz çiftçi olarak cebimizden çıkanı biliriz. Evet. Biz mesaj aldık. Kerbelerde mesaj aldık diyor. Aldıysa mesele bitti. İkinci konu, burada en büyük sıkıntı arkadaşımızın belirttiği gibi işçilik 25 gün dedi. Belki 3 kişiyle, belki 5 kişiyle uğraştı. Bu makinayla 2 kişiyle bu işi 2 günde yapar. Bu kolaylıklar var ve sulama sistemi de şartlara göre mısırın, darının, yoncanın uygun olduğunu tahmin ediyoruz. Şu an bize göre uygun bir makina. Ama işte çiftçi bazı şartlarda yetiştiremiyor, ulaşamıyor, gün be gün teknoloji ileri gidiyor. Biz teknolojinin çiftçi olarak arkasında kalıyoruz. Bu maliyetler bizi biraz aşıyor. Onun için bizim tek isteğimiz şu an makina güzel, şu anda çalışıyor, hoşumuza da gitti. Ama maliyetler yüksek olduğu zaman hepimiz mecbur gaza basmak değil de frene basmak zorunda kalıyoruz. Onu ayarlayacaklar şimdi. İnşallah. Patrondan sözünü aldık. İnşallah onu bekliyoruz. Peki, teşekkür ederim abi. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Biz de memnun olduk. Delikanlı diye bir tanıyalım, ona da uzat mikrofonu. Gel bakalım, gel. Vallahi bilmiyorum, isteyen arkadaşlarımıza uzatıp konuşsun. Evet arkadaşlar, şöyle burada gel bakalım, gel, konuşmak gel, isteyen şöyle uzatalım. Abi kendini bir tanıt önce. Ben de Niğde'nin Ağaçlar Köyü'nden Suat Bayram çiftçi olarak. Ben de bu makinayı tanımak için buraya gelmiş bulmaktayım. Evet, makinamızı gördük. Makinamızın mısır ve yonca için güzel sulama yapacağını tahmin ediyoruz inşallah. Evet İlke Bey, son olarak neler söylesin, programın sonuna geldik. Maliyet bölümünü patronlar karışıyor, ben o şeye karışmıyorum. Maliyet kısmını biz inceleyeceğiz. Tolga Bey'e buradan gereken mesajı verdik. Tolga Bey'le de görüşeceğiz, elimizden geleni yapıyoracağız. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Demin sizin de başlarken söylediğiniz gibi biz hep bir şeyleri vaat ediyoruz. Makinemiz şunu yapıyor, bunu yapıyor, buradan gidiyor, bu kadar atıyor diye. Şu an vaatlerin dışında. Geldik, götürdük. Çiftçilerimizin hepsi kendi gözleriyle gördüler. Sizin programın en büyük amacı bu. Evet, zaten bu programı başlarken amacımız buydu. Evet. Teşekkür ederiz size de ayrıca. Geldik, vaat ettiğimiz her şeyi burada uyguladık. Artık herkesin kafasındaki maliyet hesabı oturdu. Makinenin fayda ve zarar kısmında kafalarında ne kadar soru varsa hepsine şu an cevap buldular. Bundan sonra kararı Niğde çiftçileri, Türkiye çiftçilerinin tamam kendileri verecekler. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bir sulaması programının daha sonuna geldik. Dediğim gibi biz projeye başlıyorken amacımız şuydu. Tabii Yüzak firmasının
kendi amacı pazarlama yapmak, insanlara hizmet vermek, bu teknolojiyi onlara taşımak ama köy tipi olarak bizim en büyük amacımız, Kadir Bey de söyledi, çiftçilerimizin girdileri çok fazla ama kazançları düşük. Dolayısıyla burada daha az girdilerle beraber daha fazla nasıl kazanç elde edilebilir? Bu konudaki yenilikleri, gelişmeleri sizler için ekrana getirmeye çalıştık. Çeşitli bankalarla anlaşmaları var firmanın. Sıfır faiz kredi noktasında tarım krediyle anlaşmaları var. Onun da biz Pancar Kooperatifi'yle anlaşmaları var. Oradan da yararlanabilir diyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bundan sonraki bölümde inşallah Eskişehir'de olacağız. Bu çekimlerimizi, buradaki gördüklerimizi ekranlarda sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Köy TV'den Köy'de Hayatlar.